Bu yılki çalışmaların ana hedefini az önce de ifade ettiğim üzere kentin akropolisindeki bir kutsal alan oluşturuyor. Bu üzerinde bulunduğumuz kutsal alan yaptığımız çalışmalar neticesinde büyük bir olasılıkla Tanrıça Athena'ya adanmış olmalı. Elde ettiğimiz bulgular da bunu büyük oranda destekliyor. Yaklaşık bir aydır devam ettiğimiz bu çalışmalar. Nekropolis Türkçe karşılığıyla Ölüler Diyarı, Ölüler İlkesi, Ölüler Kenti yani modern tabiriyle mezarlık diye tanımlayabiliriz. Akropolis de aslında kentin yukarı kenti, yukarı en üst taraftaki yerleşimi, bu savunma tahkimatın içerisindeki ana yerleşim oluşturuyor. Burası hiyerarşik açıdan da değerlendirdiğimizde aslında kentin yönetici ve krali kesiminin yaşadığı bir prestijli noktayı oluşturuyor. Daha önceki verileri destekleyen bulgular da olmasına karşın ki bunlar milattan önce 6. yüzyılı işaret ediyordu ama bu seneki çalışmalarda ki kadar bize çok yoğun bir veri sunmamıştı önceki bulgular. Bu seneki bu noktadaki çalışmalarımız kesin olarak milattan önce 6. yüzyıla kadar giden bir tarih. Yani kısacası 2600 yıllık bir geçmişi olan kentin izlerini bize sunuyor. 2020 yılında yine bakanlığımızın oluruyla Amos Antik Kenti'nde kurtarma kazısıyla başladık kazı serüvenimize. Kurtarma kazısı daha önceki yıllarda defineciler tarafından tahrip edilmiş bir mezar alanıydı. Sınırlı alanda geçen yıl ve sınırlı zaman zarfında kazı yaptık. Ama o zaman zarfında, o sınırlı alanda bizi şaşırtacak buluntular çıktı. Bizi şunu gösterdi oradaki kazıların sonucu. Oradaki mezarlar antik dönemde de sonraki dönemde de korunmuştu. Biz zamanında yakalayabilmiştik onları. Pişmiş toprak kaplar, ondan sonra sikkeler ele geçirildi. Şu anda müze müdürlüğünde koruma altında. Daha sonra restorasyon çalışmalarından sonra sergilenecektir. Buradaki çalışmalarımız 2021 yılı itibariyle artık kurtarma kazısı mahiyetinden çıkıp genel, sistemli, planlı, artık hocamın da dediği gibi belki yüzyıllar sürecek bir kazının başlangıcındayız. 2020 yılında yüzey araştırması, kurtarma kazısı ve belediyemizin de desteğiyle çevre düzenlemesinin tadilatı şeklinde devam etmişti ve bildiğiniz üzere geçen yıl kurtarma kazısında antik mezarlar ortaya çıkarılmıştı. Bu yılda planlı kazı çalışması başlatıldı ve uzun yıllar sonra Amos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları bu yıl itibariyle devam ediyor. Aslında Temmuz ayı sonunda başlayan çalışma maalesef yaşadığımız yangın afeti sebebiyle ara verilmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar başladı. Uzun yıllarda sürmesini temenni ediyoruz. Mayıs'ta kültürel mirasımıza sahip çıkmak, onları turizme kazandırmak ve bunun da yanında hem doğal hem de insani tahribatın engellenmesi hususunda koruma altına alınması konusunda çalışmalara destek veriyoruz.